Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'den Osmanlı İmparatorluğu kurmar yapar videosunun 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben bir önceki bölümde Türkiye'den Osmanlı İmparatorluğu kurduktan sonra Suudi Arabistan, Irak, Uman, Yemen gibi birçok devleti topraklarımıza kattıktan sonra serimiz noktalamıştık arkadaşlar. Lakin dünyada ikinci bir alternatif evre yaşadığımızdan dolayı Naz Almanya şu an dünyanın içinden geçiyor arkadaşlar. Lakin şu ana kadar yenilmesi gerekiyordu bildiğiniz üzere. Şu an yenilmediği için Sovyetler Birliği'ni yıkmaya çalıştıkları için biz de Sovyetler Birliği savaşına beraber gireceğiz arkadaşlar. Ama bizim önce bir ordu basmamız gerekiyor. O yüzden şimdi Sovyetler Birliği'nin sınırlarına askerlerimizi hemen yerleştireceğim ve daha sonrasında arkadaşlar şuradan bakın şey tarafını savunmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bakın şuradan şöyle ayarlayacağım. İran zaten kendi tarafını kendi savunabilir diye düşünüyorum bence. O yüzden şuradan da bir Moskova'ya kadar fokus çizeceğim abi. Bak şimdi buraları kapatıyorum ve daha sonrasında arkadaşlar oyunumu başlatıyorum. İnşallah bana karşı kimse savaş ilan etmez. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yakın zamanda Komünist Türkiye serisine başladım. Orada bakabilirsiniz bu arada. Buradan diplomatistiğimize baktığım anda tank savarı 602, topumuz 1000 olmuş durumda şu an. Piyade ekipmanları biz 202.000 arkadaşlar. Yani Sovyetler Birliği Savaşı'na girdiğimizde bir ihtimal hızlı bir şekilde azalacağı için bir sıkıntıya düşebiliriz ama eğer Naz Almanya'sı olur da ittirebilirse, güzel bir şekilde toprakları ittirmeye çalışırsa eğer, ben de o sırada savaşa gireceğim. Şu an Naz Almanya'sının savaşına güvenmiyorum açıkçası. Neden biliyor musunuz? Çünkü kaybetme olasılığı biraz daha yüksek arkadaşlar. Ne kadar iktidar devletleriyle beraber girse de kaybetme olasılığı biraz yüksek. Zaten benim şu an, bakar mısınız abi, şu an herkese savaş sebebi üretme hakkım var. Hatta ben size direkt şuradan göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Naz Almanya'sına karşı, Vichy Fransa'sına karşı ve Naz Almanya'sına gibi birçok devlete savaş sebebi üretebiliyorum. Hatta Bulgaristan ittifaka katılmasaydı onu yok edecektim şu an. Ama biraz bekleyeceğiz açıkçası. Eğer Naz Almanya'sı yenilirse ben de onlara yardım edeceğim. Eğer kim kazanırsa ona yardım edeceğim kısaca. Şimdi geniş sorunlu askerliğe geçmek istiyorum ama geçemiyorum. Şu an faşist veya komünist olmam gerekiyor ya da direkt olarak şeye karşı bir savaş ilan etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birleşik Krallık gibi birçok devlete savaş ilan etmem gerekiyor. Ama şu an beni İtalya kuşatabilir. Yani İtalya'ya da güvenmiyorum bu arada. O yüzden biraz bekleyeceğim açıkçası. Yani şu an beklemek daha doğru geliyor bana. Zaten diğer devletler bana karşı şu an savaş falan etmiyorlar. Şu an kafamız rahat. Mecid kabusunu bitirelim mi? Ondan sonra kafamız rahatlayacak arkadaşlar. Şuradaki detaylardan hemen şöyle, tamam abi her şey bitti bu arada. Şu şey araştıralım. Şifre çözme yeteneğimizi geliştirelim. Daha sonrasında buradan. Arkadaşlar şu an dağcı piyadeleri bize gerekli. Dağcı piyadeleri de basmamız lazım. Daha sonrasında şuradan hemen şuraya bir kere gel. Kardeşim araştırma sotlarımız tamam. Güzel, her şeyimiz tamam. Yalnız ordu basmamız gerekiyor. Bize ordu lazım arkadaşlar. Paraşütçüler de bitti bu arada. Oğlum her şey çok hızlı bitiyor lan. Şöyle arkadaşlar, bu arada Lebrun sorum bitirme serisini daha yayınlamadıysam yakın zamanda yayınlanır, bilginiz olsun. Onun stok videosunu çektim. Şimdi şuradan hemen uçağa basıyorum. Stratejik havadan basacağım arkadaşlar. Şuradan en yakın, mesela burayı ben kullanamıyorum. Peki evet, şurayı kullanabiliriz. Güzel. Ya da şurayı kullanalım. Bak burayı kullanabiliyoruz. Şuradan hemen 232 tane yakın hava destek silahımı hemen uçağımı hemen buraya ekleyeceğim ve direkt olarak bunlara emir veriyorum. Güzel şık, güzel oldu şimdi bakın. Şu üstteki savaşı bizim takip etmemiz gerekiyor. Romanya, Lejyoner Romanya ve Naz Almanya'sı ittirmeye çalışırsa eğer biz de bir pitme savaşı başlayacağız. Mesela şurası sınırı geçmelerini bekleyelim. Naz Almanya'sında şu kadar sınırı geçmesini bekleyelim. Ki zaten kazanıyorlarmış gibi bir his var içimde. Benim ordum çok yetersiz, biliyorum, farkındayım. Ordu da basmamız gerekiyor arkadaşlar. Hatta var ya, şu an geniş sorunlu askerliği öyle bir geçmek istiyorum ki, ama işte niye geçemiyorum anlamadım. Faşist veya komünist olman gerekiyormuş. Aslında hepsi doğru olmalıdır diyor. Savaşta olursak da geçebiliyormuş. O zaman abisi, İran seni toprağıma katabilsem keşke mi ya. Şöyle İran'ı toprağıma katarsam ne kazanırım abi? İttifaktan atıp kuklan mısın lan İran'ı sal. Tamam, kuklan değilsin, ittifak mısın? Ben seni ittifaktan atayım dur. İttifaktan atalım arkadaşlar şunu. Daha sonrasında ben hızlı inşaat ordu eğitimine geçmek istiyorum. Ordu eğitimine geçelim. Daha sonrasında burayı kapatıyorum ve daha, bak abi, ben politik gücümü harcamayacağım. Tamam, politik gücümüz elimizde kalsın. Şimdi o zaman şunu iptal et. Zaten bu kadar orduyla bence ben bu savaşı kazanırım arkadaşlar. Güzel bir şekilde ben şu sınırlara yerleşeceğim. Daha sonrasında Tahran'a bir çizim yapalım. Yok abi, Tahran'a değil ya. Tahran çünkü düşecek. Ben şuraya kadar bir çizim yapacağım. Güzel. Şimdi arkadaşlar, buraya bir çizimimizi yaptık. Güzel oldu. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. İttifaktan at yapacağım. İran artık şu an benim ittifakım falan değil. Haklı savaş hedefine başlayacağım arkadaşlar. İran'ı ele geçirme hedefini başlatıyorum. İran'ı ittifaktan attık. Güzel. Şimdi
İran'ı topraklarımıza katınca büyük ihtimal Sovyetlere birçok fazla toprağım açılacak, farkındayım ama eğer o zamana kadar belki Sovyetler yıkılır diyeceğim de yıkılmaz. Ama ben bu İran'ı neden yıkmak istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an politik gücüm 153 ama hiçbir şeye harcamıyorum farkındasınız. Hemen şuradan güçlüğe gidelim abi. Hiçbir şey harcayamıyorum çünkü yeni sorunun askerliğe geçmek için şu an savaşta olmamız gerekiyor. Savaşta olmadığım için de yapamıyorum maalesef. Orada eğitimine dur abi, politik şu şey boşa gidiyor, slot boşa gidiyor. İsyanları bastırma, bina onarımı. Hızlı inşaat. Heh, hızlı inşaat bizim işimizi görür. Hatta şu an bakalım. Gördüğünüz üzere ne kadar hızlandığını farkındasınız arkadaşlar. 7'den 6'ya düştü. Yani fazla bir kayıp vermedik ama olsun. Daha sonrasında şuradan liberalimizi kaldır abi. Şunları kaldır. Naz almayasını da kaldır. Şunları da kapat. Tamam. Şu an Sovyetlere karşı bir savaş falan ilan etmek istemiyorum. Açıkçası. Zonguldak kömür fabrikasının inşasını yap. 145 tane politik gücümüz var. Tamam. Şu an Abdülmecid'i dış tarafta, yani dış politikada kötülüyorlar arkadaşlar. Yani neden kötülüyorlar bir fikrim yok ama Abdülmecid'i sevmiyorlar kimse. İnşallah bana bir kimse savaşını etmesin. Gözünü seveyim. Şu an zaten savaş sebebine sahibim. Güzel. Her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şimdi İran'dan bana neler gelecek? Onlara da bakalım. 11-28 arasında bir ordusu olduğunu söylüyor oyun bize ve 13 tane askeri fabrikası var. Askeri fabrika bizi bayağı kalkındırabilir. Sivil fabrikası da 13 gayet güzel. 126 bin ve 140 bin arasında manpower olduğunu söylüyor. 100 ayı biraz sonra zaten 130 bin olacağız. Güzel olur. Onun da sınırına yani gelişmiş oluruz en azından. Şimdi 28 arkadaşlar, 29. Güzel bir şekilde şu ilerleme halledilsin. Ben o sırada size şurayı göstereyim. Arkadaşlar bu serim bittikten sonra eğer yapmamı istediğiniz, yani bilmediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Mesela bir arkadaşım şey yazmış. Abi ben faşist Türkiye yapmayı bilmiyorum. Bana faşist Türkiye yapmayı öğretir misin gibi bir şey yazmış. Onu da yapacağım. Mesela savaşmayı herkes istiyor biliyorum. Faşist Türkiye'de yapacağım ve daha sonrasında arkadaşlar Misaki Milli'yi de kuracağım. Bakın burada Misaki Milli Anlaşması gibi bir şey var. Ankara Anlaşması'nı feshet. Mesela Lozan'a karşı bir şey vardı burada. Lozan şurada bir yerde olması lazımdı. Irak petrolünü koru. Evet, Lozan Anlaşması'na karşı bir sitem. Hani biliyorsunuz Türkiye şu an 2023'ü bekliyor ya. Onun şeyini yırtıp atıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bakın burada Turan'a karşı bir hırslanıyor biliyoruz. Yani Sovyetlere kesin savaş ilan etmemiz gerekiyor bu arada. Evet, şimdi kaç gün kaldı ona da bir bakalım. 42 gün olmuş. Benim bu arada lojistiğim de durumda 218 bin silahım var arkadaşlar. 218 bin silah da yani ne bileyim kardeşim. Uçaklarım hemen ordumuza entegre edelim. Kaç tane uçağımız oldu? 210 tane de yakın hava desteği silah uçağımız olmuş durumda. Bunu hemen veriyorum. Daha sonrasında bunları da buraya veriyorum. Yakın hava desteği uçaklarımıza. Şu an arkadaşlar gelişiyoruz kısaca. Bu arada ortalama görüntüleme sürelerine baktım. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar verdiğiniz destekten dolayı bu serilere. Zaten benim Hearts of Iron 4'te gelişme, yani çok bir fazla izlenme gibi bir hedefim yok. Hearts of Iron 4 serilerini çekmek istiyordum videolarını. O da bana zaten bir baraj oldu. Yeni bilgisayar topladıktan sonra. 1941. İlk serimi yalnız yanlışlıkla 1920, 1080, 30 FPS yapmam hatasından dolayı onu da özür dilerim. Ha, yeniden özür dileyim de. Evet, şimdi 220 tane politik gücümüz var. Hemen bir tane bak, 50'lik politik gücümüz hala harcayabiliriz arkadaşlar. Zonguldak kömür fabrikasının rafinerisini inşa edelim hemen. 174 kaldı. Hızlı inşaatte durumlarımız nedir? Evet, Trabzon'u bitireceğim. Tunceli bu arada Komünist Türkiye serisinde Tunceli başkent olabilir. Eğer bu seri ne zaman, bu bölüm kaçıncı bölümde hangi gün gelirse artık bir fikrim yok ama Tunceli başkent olabilir arkadaşlar. Bunu size bilgisini vereyim. Kapatalım burayı. Daha sonrasında şuradan bir daha bakacağım. Kaç gün kaldı? 65 gün. Kaldı bize 30, yani 36 gün falan herhalde. Yok, 26 gün. 26 gün abi. 26 gün var. Oyun bize diyor ki ordu bas kardeşim diyor ama ordu basamıyoruz maalesef. 222 bin. Değiştir yapacağım. Orduya şuradan hemen bir destek. Şu an benim şey support ekipmanlarım şey ne kadar abi? Destek ekipmanlar 1700. Orduma yeter mi? Abi eklemeyelim ya. Yetmez. Büyük ihtimal yetmez. Şuna bak, şunlara direkt savaş ilan edebiliyorum ya. Az kaldı az kardeşim, az kaldı. Bekleyin, bekleyin. Bu arada açıklama kısmında Discord linkimize kesin ama kesin olarak gelmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ben orada RP'ler ya falan yapıyoruz. Hatta yakında RP serilerine de başlayacağız. Bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. O serilere de katılmış olursunuz en azından. Bu arada ben şuradan bakalım bu adam ne yapıyormuş. Petrol kendisi üretiyormuş. Petrolün benim ne kadar petrolüm var? Şu an petrolü gördüğünüz üzere biz üretiyoruz. Biz de üretiyoruz abi. İhraç, hatta bizden ihraç bile edenler var. Petrol üretiyoruz, güzel. Bu adam alüminyum hiçbir şey üretmiyor ya. Daha sadece petrol üretiyor. Benim bu arada benden bir şey alanlar falan varmış. Şuradan bir ticaretten bakalım. Mesela benden petrolü kim alıyor? Naz almayısı veriyor. Sovyetler Birliği alıyor. Gayet güzel abi. Şu an diğer devletler bizden şeyler alıyor. Yani güzel bir şey bence bu.
Hatta var ya yakın zamanda kapalı ekonomiye geçelim. Mesela şu an Sovyetler Nazi almasını zor duruma sokabiliriz arkadaşlar. Nasıl zor duruma sokabiliriz biliyor musunuz? Mesela ben gidip kapalı ekonomiye geçersem mesela evet şuradan geniş sorunlu askerliğe geçelim. Bakın mesela kapalı ekonomiye geçebilirsem eğer kapalı ekonomiye geçersem hiçbir ülke benden bir şey almayacak. Ben onlara hiçbir şey vermeyeceğim. Yalnız ben onlardan bir şeyler alacağım bu arada. Yani ona geçmemiz bence bizim için güzel olur. Ben bu arada buradan orta tanka geçip geçsek mi artık ya da boş ver abi. Yakın hafif tank bizim ihtiyacımızı görür. Ağır tankı şu an geçmeye bile gerek yok. Ben şuradan direkt olarak support ekipmanları basacağım. Hava şeyini silelim. Şuradan uçak ekleyelim bize biraz. Hatta var ya şunu iptal et. Detaylar diyeceğim. Support ekipmanları basmaya devam edelim ama benim hakkımda şeyler var. Paraşütçü birliği var arkadaşlar. Hafif tank 3'e geçeceğim. Evet şimdi uçak basmamız lazım. Yakın hava desteği nakliye uçağımız var. Gayet güzel abi. Yakın nakliye uçağımızdan her gün bir tane üretsin hatta. Şöyle iki tane üretsin hatta. Tamam, fabrikalarımızı kullanması açmış bulunmaktayız. Evet, İran savaşımızı kazanıyoruz. Yani güzel oynadık bence. Açıkçası bence gerçekten çok güzel oynadık. Hatta şu an bu savaş bittikten sonra arkadaşlar manpower'ımız var ya uçacak. Yani kesin olarak uçacak. Neden biliyor musunuz? Zaten bize savaşta olmamızı istiyordu oyun. Şu an savaştayız zaten. Yalnız sıkıntı şu var. Bir de bir tek daha sıkıntımız var. Arkadaşlar şu Kafkasya taraflarını kazanamıyoruz farkındaysanız. Kafkasya taraflarında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Desimetrik radarı da açalım. Şimdi buraları kazanmamız gerekiyor. Ordumu şurada ben kendim yönlendim. Bak şurayı kardeşim sen şuraya bir girsene. Şurayı bir kazanalım arkadaşlar. Bu adam ne yapıyor burada? Sen ne yapıyorsun lan? Şunların üçünü seç sen şuraya git. Tamam sen de oraya gir. Bunlar bu savaşı kazanacaktır eminim ki. Yani bu savaşı kazanmaları lazım. Eğer aksi takdirde kaybederlerse bittiğimizin resmidir arkadaşlar bu arada. Şu an silahımız 222 bin günlük 55 gidiyor. Günlük 55 tane silah harcıyoruz bu arada. Şu şeyleri bir geliştirelim. Fabrikalarımızı geliştirelim. Fabrikalar bize lazım. Oyunda zaten rehber videosu istiyorsunuz diye sordum da rehber videosu istediğini söylediniz. Ben de rehber videosu çekeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu arada istediğiniz kesin olarak serileri yazmayı unutmayınız. Nazi alma serisine sıfırdan başlayacağım ve sıfır sıkıntılı dropsuz bir şekilde oynayacağız arkadaşlar. Onu da size haberini verebilirim. Yine Kürdistan problemleri başladı bu arada ya. Şu Kürdistan problemlerinden nefret ediyorum ya. Yeter artık salın be beni. Evet, benim 163 binlik manpower'ım oldu gördüğünüz üzere. Ben ne demiştim abi? Manpower'ımız artacak demiştim. Ve 14 fabrikasından 8 fabrikası, 14 sivil fabrikasından ise 7 fabrikası kaldı. Manpower'ın kaç lan senin? 60 bin manpower'ımız kalmış. Benim 158 bin. Artıyor. Habire artıyor bak farkında mısınız? Abi oynuyoruz bu oyunu. Hadi bakalım. Şimdi şu an savaş bizim lehimize arkadaşlar. Yani aleyhimize değil kazanıyoruz savaşı. Tahran taraflarına bir güzel bir şekilde kuşatabilirsem gerçekten güzel olacak. Şu an harcayabileceğim politik gücüm varmış. Hemen ondan bakalım. Endüstriyel projeler diyor. Şu an gerek yok buna. Osmanlı hayalleri hakkında bir şey var mıydı? Evet, Osmanlı İmparatorluğu yeniden şekillendir. Rumeli bölgesine reform yap. Şu an Rumeli taraflarını alamadığımız için yeni reforma gerek yok. Evet, buralarda mesela bir şey gelirse bunları da artık yapacağız arkadaşlar. Tunus taraflarını almamız gerekiyor bu arada ya. Çok şey almamız gerekiyor arkadaşlar. Çok. Uyguladım marş hadi. Sen gir bakayım şuraya gir. Sovyetler Savaşı'na da bakalım aynı zamanda. Sovyetler Savaşı ne durumda? Tamam, Naz almayası gördüğünüz Allah'tan savaşı netledim. Şu an manpower'larına bakar mısın arkadaşlar? Değişken sürekli değişiyor farkındaysanız. 140 ve 151 arası fabrikası olduğunu söylüyor. Böyle bizim bu arada 45'ten 56'ya çıkmış fabrikamız. Ben kapalı ekonomiye geçince ne yapacak acaba Nazamas? Çok merak ediyorum arkadaşlar. İki, sen kardeşim şuraya git. Sen de buraya git. Harekete hazırım. Tamam. Bakın ordularımı güzel bir şekilde yönlendiriyorum. Kardeşim sen şuraya bir kuşat bakayım. Bak şurada bir tane piyade var. Emriniz. Tamam bak oğlum orayı aldı lan direkt. Sen de şuraya kuşat. Tamam burayı kaybettik. Hazırım. Geri çekilin. Gir 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 abi gir. Tamam bu da bitti. Yeni planlara geçmenin hatta ne yap biliyor musun? Oyunu durdur. Şu ordular yeni geldiğine göre şuraları hemen bir ayarlayalım arkadaşlar. Emirlerinizi bekliyorum. Emir veriyorum da kullanmıyorsunuz ki kardeşim. Ben de orduyla konuşuyorum. İyice şizofrene bağladık. Hadi bakalım. Evet, ekstra yakıt da verdik adamlara. Şimdi bu savaş bizden yana arkadaşlar. Hiç orduyu kontrol etmeyeceğim. Suudi Arabistan Savaşı'nda kontrol etmiştik. Kazanmıştık biliyorum ama bu adamı bu savaşı kazanamıyoruz maalesef. Savaş şeyine de geçemiyorum. Sivil ekonomiden kısmi seferberlik ile değiştirmek istiyor musun? Evet, değiştirmek istiyorum. Geçin lan kısmi seferliğe. Bu savaş bizden yana hadi. Hadi hadi rüzgar bizden yana. Savaş ekonomisine geçeceğim artık. Ver artık şunu da ya.
Tamam. Gördüğünüz üzere savaş kazanıyoruz arkadaşlar. Artık kazanıyoruz yani. Büyük ihtimal ben videoyu kesmiş olabilirim. Ya da kesmemiş olabilirim. Yani hiçbir şey yapmamış olabilirim. Bu arada Sovyetler Birliği savaşı ne durumda? Manpower'unda bayağı eksilmeler var. Tamam, güzel. Sovyetler Birliği savaşına ben de katılacağım zaten. Güzel oldu bu bizim için. Ama yalnız bu savaş bittikten sonra hemen manpower basmamız lazım arkadaşlar. Zaten şu an savaşı kazanıyoruz çünkü orduya şurada piyaden var mı? Gayet güzel Burayı abi. dinle. Bak abi, al şurayı, al. Al burayı. Harekete hazırım. Şimdi şuradaki iki birliğini de yok edelim ki. Kalsın 22 birlik arkadaşlar. Hatta belki paket bile atmış olabiliriz. 24 birliği var hala, güzel. Şimdi şurayı alalım mı? Burayı aldıktan sonra zaten büyük ihtimal 20 kaç piyaden vardı? 2. Adamlar 2-2 de atmış ya. Al abi orayı. Al 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 al. 97. Tamam, orayı almayı başardık. Şu an kaç askerin kaldı? Öldür ona. 22 askerin kaldı. Hadi 22 bölüğün kaldı. Bir asker demeyelim de. Asker dersek şu an savaş Kurtuluş Osmanlı'daki bir koskocaman Konstantinopoli 30 kişinin savunduğu şeye döner. Yoksa abi dur. Şuradan Batman petrol sahasını kullan. Şu an buralarda bir yerlerde petrol sahası bastı. Batman neredeyse artık. Her neredeyse artık. Yürümeye devam et. Lan siz bir de böyle savaşın arkadaşlar. Gelin bakalım. Manpower'ımız bayağı azaldı biliyorum ama bu savaşı kazanınca artacaktır, hadi. Lan şuradan bir paket atsak, şu dörtlük asker yok olsa ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Saldırıya devam edin. Evet, orduyu oradan tutmamız lazım. Şimdi geri çekil. Şöyle ayarla abi. Şimdi arkadaşlar orduyu orada kapatabilirsem eğer, var ya, yakalarsam onları orada. Büyük ihtimal orayı kazanacağız. 1942. Şimdi oradan hadi bakayım, paket at kardeşim, paket at. Bak Mesafe ordular kaçıyor, kısa. hadi. Kaç at at at, şuradan gir 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 gir. Emirler. Arkadaşlar paket atacağım oradan. Hazırım komutanım. Benden bir şey alan var mı? Bir de ona bakalım. Ticaret diyeceğim. Çelik alıyorlar. Ben çelik kapalı ekonomiye geçmem lazım. Bu yüzden diyorum arkadaşlar, kapalı ekonomiye geçersem çeliğim elimde kalır en azından. Yani şu an geçemiyoruz ama. Geçebiliyoruz mu? Bakayım be. Sınırlı ihracat. Tamam, sınırlı ihracata geçtik. Şu an fabrikamız azaldı farkındaysanız. Hatta her şeyimiz azaldı arkadaşlar. Yok, bu zaten hızlı azalıyordu ya. Tamam, güzel. Sınırlı ihracat bize ne sağlayacak derseniz, şuradan hemen ihracata bakalım. Bize fazla bir şey sağlamayacak ama kapalı ekonomimiz bize bayağı bir şey sağlayacak. Çünkü Sovyetler Birliği'ne falan artık kapatacağız ekonomiyi. Ve sınırlı ihracatta zaten belli bir miktarını veriyoruz arkadaşlar onlara. Bakın şu an 41 tane çeliğim cebimde kaldı gördüğünüz üzere. Şu an Afganistan, Siyan ve Nepal'e veriyoruz. Onlar da sınırlı seviyede. Şurada evet. Kardeşim paket yiyorsun. Hayırlı olsun. Ah lan. Efendim. Adam kaçtı ya. Ah be, ordu kaçtı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Elimden geleni denedim ben orada. Ya, Tahran alsana. Efendim. Güzel, güzel, güzel. Bak şu orduyu şurada sıkıştırabilirsem. Hazırım. Tamam, bu savaş bizden ya. Bu arada yeni aldığımız ordular ne durumda? Acemilikleri çıkıyor gördüğünüz üzere. Bakın hepsi yavaş yavaş eğitimimiz. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Eğitiyoruz askerlerimizi. Şimdi yeni başkent büyük ihtimal şurası olacak abi. Sistan ya da Sistan, Kerman ya da buralardan bir yer olacak ya. Şuradan bir şey olacak ya. Evet. Şimdi kardeşim şuraya bir paket atabilirsem var ya, askerleri bayağı azalacak. Şu an askerin kaç senin? 21'e düşmüş. Bir tane askerine paketta kaçamamış büyük ihtimal. Manila düştü. Oğlum Sovyetler Birliği Moskova'ya gidiyor ya. Yok, Moskova'ya gidiyorlar şu an. Uf, oraya benim bir an önce girmem lazım. Yani Allah sen de şuralar artık. Mesafenizi koruyun. Güçlü geçici köprüler. Köprü kuralım mı? Kurtuyoruz komutanım. Aferin aferin, hadi hadi. Acaba sizler, siz inşallah sesler geliyordur. Şu an 55 tane fabrikamız oldu. Ne mutlu Türk'üm diyen arkadaşlar. Yani diğer devlet Birleşik Krallığı da savaş ilan edeceğim bu arada. Daha olsa onunla işim bitmedi. Sen şuraya gir. Hadi durma, devam et. Hayır, buraya. Nişan alıyorum. Sen de şuraya bir git. Bak arkadaşlar paket atıyoruz şu an. Bak yine paket atacağım. Cesaret eden kazanır abi, tamam mı? 41 gün kaldı.
Tamam. Yeni başkentimiz Badar Abbas. Badar Abbas diye bir yer. Hemen başkente gir. Orduyu çok güzel kontrol ettik bu arada. Başlarda biraz hatalı davrandık ama orduyu sonradan bayağı düzelttik arkadaşlar. Hatta var ya şurada ben bir paket atabilsem. Orduyu evet bitti. İran bitti abi. Sonunda bitti yani abi. Sen nasıl bir devletsin ya? Evet. Hayırlı olsun. Afganistan. Sana karşı savaş ilan etmeyeceğim. Afganistan şu an bekleyebilir arkadaşlar. Çünkü benim manpower'ım yok. Hemen askerlerimizi sınıra koyalım. 52 adet fabrikamız var. Çok güzel bir durumdayız. Hatta var ya şuradan Baba Burgar. Şu an Baba Burgar'ı boş ver. Malatya'daki Osmanlı ile alakalı bir şey var mı? Osmanlı ile alakalı hiçbir şey yok. Şu an zaten oraları almamış. Malatya hazır giyim fabrikasını finanse et. Bir tane sivil fabrika ekleyecek bize. Yapalım abi. Onu yapalım. Eli ihtiyacımız olanı görebilir. Baba Burgar fabrikasını da genişletelim. Tamam mı? Sovyetler Birliği yıkılıyor abi. Ama benim manpower'ım şu an sıfır olduğu için hiçbir savaşa giremem arkadaşlar. Benim manpower'ımı ne kısıtlıyor böyle bakabilir miyim abi? Sahada 273 binlik insan gücüm var zaten biliyorum ama şu an manpower'ım artıyor düşüyor yani anlamadım ama. Savaş ekonomisine artık geçmek istiyorum. Yani geçemiyorum. Hızlı inşaattan başka bir şey yapabileceğim bir şey var mı? Yani yapabileceğim başka bir fokus kalmadı gördüğünüz üzere. Buraları hep fullledik. Yani yok şu an. İsyanları bastırma deniz üstü. Acaba isyanlara mı gidiyor diyeceğim. Evet isyanlara gidiyor arkadaşlar. Hemen şuradan isyan bastırma. Ver abi. Tamam, isyanları bunda sayesinde bastırırsak eğer biz de bir nevi şöyle hı olur böyle bir yükseliriz. Şimdi bunları bir bastıralım isyanları. Bir isyanlarımızı şöyle çözelim. İran'da şu an Yemen'de falan hep isyanlar çıkmış durumda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde serimizi ilerletiyoruz bakalım. Naz Almanya'sına diyeceğim ki acaba benim ülkeme yatırım yapar mısın? Şu an zaten savaşıyoruz. Ben şu an savaşa yardım etmek istiyorum var ya. O savaşta büyük bir ganimet toplayabilirim ama. Şu an 98 ve 350 arasında ordusu olduğu için. Şu an sınırında ordusu yok bu arada arkadaşlar. Hepsini o sınırına koymuş durumda. Ya abi. Hata yapacağım ama. Biliyorum siz de şu an abi yapma abi yapma gibi birçok sesler duyabilirim. Geliştirilmiş işçi koşullarımız bitti. Yok geliştirilmiş şeyler bitti. Roket topçu şeyine geçeceğim. Daha sonrasında şuradan bir tane komutan vereceğim buna. Mehmet abi sen geç bakayım Mehmet abi. Ramiz Karayeski'ye benziyor. Bu kim lan böyle? Sen de buraya geç. Şimdi arkadaşlar. Sen şuraya kadar git. Emirleriniz. Sen de buraya kadar git. Bunları başlat. Artık manpower'ımız artıyor düştüğü için yani anlamadım ama. 30 gün sürecek diyor. Manpower'ımız sıfırken savaş ilan ediyorum. Bu arada oyunumuzun save'ini alalım arkadaşlar. Oyunu kaydet. Evet, şuradan oyunumuzu bir kaydedelim. Sıkıntı yaşama açıkçası. Şimdi burayı kapatıyorum ve detaylar diyorum. Oyunumuzu başlat abi. Sovyetler Birliği'ne sıfır manpower'la eğer yıkabilirsem tarihte bir ilk olur herhalde. Ya da bilmiyorum. Yas yapan var mı bilmiyorum ama şu an ordumuz kazanacağı gözünde bakıyor ama şu an hak iddiasını iptal et. Bakın. 5 gün. Kaldı 25 gün. Şu an zaten Nazan ve Sovyetler Birliği artık bizden bir şey almayacaktır arkadaşlar. Sandığım kadar alması imkansız çünkü ben ihracatımı kısıtladım. Şuradan bakacağım. Sovyetler Birliği bakın hiçbir şey almıyor. Naz almayı alıyor sadece. Sovyetler Birliği bizden eskiden şey alıyordu. Çelik alıyordu. Benim şu an çeliğim cebimde kaldı farkındaysanız. 200 tane krom. Hiç kimse benden krom almıyor. Niye almıyorsunuz lan benden krom? Volkastrum da bitti abi. Tamam 100 tane harcadım bu arada buna. Artık bir ayda falan biter herhalde. Kaç günde bitiyor? Böyle bakalım 165 günde bitiyor. Buna geçersek çok güzel. İnsanları da artık savaşa davet edeceğiz yani. Kardeşim tekerlek sandalyeye mi oturuyorsun? Savaşa gel. Kardeşim felç misin? Savaşa gel. Yani kısaca bu şekilde arkadaşlar. Yani kısaca bu şekilde sizler için özetleyebilirim açıkçası. Evet şimdi Sovyetler Birliği'ni yıkabilirsem eğer var ya. Osmanlı Kraliyet ailesine gelen felaket. Yeni valide sultan çok yaşa. Hadi hayırlı sayın arkadaşlar. Evet şu an. Darüşşuvar geldi. Yani Darüşşuvah bir şey artık her neyse ismi. Bu kadını biliyorsunuzdur. Ya da bilmeyenler de olabilir. Bu kadının bufflarını da çok güzel görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadınla birlikte yani bu ablamızla birlikte bu sultanımızla birlikte artık dünyanın içinden geçebiliriz arkadaşlar.
Savaş ekonomisine lanet olsun, geçemiyorum ama. Şimdi Sovyetler Birliği'ni yok edeceğim. Savaşa basacağım ve direkt olarak içinden böyle geçeceğim arkadaşlar. Elimi bu arada yere çarptım abi. Elimi duvara çarptım, pardon. Elimi masaya çarptım. Şuradan. 27. Tamam. Uçaklarımız emir istiyor. Uçaklarımızı hemen savaşa çağıralım. 461. Şu an uçakları savaşa çağıramıyorum. Çünkü manpower'ım yok. Lanet olsun. Nazi Alması yatırım yapmayacak. Senin ben Nazi. Tamam, Nazi yatırım yapması yapmasın ya. Şimdi arkadaşlar, Afganistan'ı bu savaşa çağıracağım. Nazi Alması saldırmaz baktı. Gel abi, gel. Sen de İtalya'da yapalım. Çünkü bize karşı çıkarma olmasın. Tamam, ittifamıza çağırdık. 21 tane şeyimiz eksildi. Tamam, hemen bunları artıya çevirmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nden mi alalım? Naz almayasın. Naz almayasın alalım. Yani, yok abi, alamıyoruz. Herhangi bir bina inşa edemeyeceksin diyor. Hayır hayır olmaz. Emredersiniz. Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Dur. Ne emredersiniz kardeşim? Burada değiliz. Burada savaş kazanmak Harekete yok. hazırım. Burası bizim toprağımız. Artık Afganistan kendisi düşünsün. Afganistan'ı yalnız bırakıyoruz. Sana kurmay ofis planı. Marş. Sana da şöyle hemen ekstra yakıtlar da verelim. Şu an zaten silahımız falan her şeyimiz var. En azından Osmanlı İmparatorluğu olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu savaşı güzel bir şekilde kazanırız. Bu arada Hearts of Iron 4 serilerimi seven arkadaşlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde ilerliyoruz bakalım. Sovyetler sınırları mı? Güzel. Şu 1-2-2-2. Şuradan bayağı askerler dizmiş durumdalar. 144-145 arası askerleri olduğunu söylüyor oyun bize. Yalnız şu Darüşşafaka var olduğu için bizde gördüğünüz üzere ilk Osmanlı Valide Sultanı. Kadri Halife. Evet, ordumuza yeni silahlarımızı entegre edeceğim şimdi. Şuradan roket topçusunu hemen piyade tank savarlarını falan entegre edelim. 17 tane abi krom alamıyoruz maalesef. Tamam, şunu iptal et. Şunları da iptal et. Yakın hava desteği silahını da iptal et. Tamamdır. Hatta şundan şuna ver biraz. Şimdi bize kaç tane? 42 tane çelik lazım. Ama maalesef basamıyoruz. Artık ne kadar basarsa kar kardır ya. Boş ver. Bulgaristan hepsi de kabul et abi. Tamam abi, tamam. 21.000 manpower'ımız oldu. Hemen 20 manpower'ımız varken arkadaşlar hemen ordumuza şu kadarını vereceğim. 801. 30.000 oldu. Manpower habire artıyor arkadaşlar. Daha sonrasında biraz daha vereceğim. Tamamdır. Evet, Sovyetler Savaşı güzel ilerliyor. Bakalım inşallah ki askerlerini bize yıldırma yapmaz. Zaten şu an bakın yardım ediyoruz Naz Almayasını da bir yandan. Şu an Naz Almayası inşallah önümüzü kesmez. Keserse çünkü çok ayıp eder abi. Sen niye savaşmıyorsun? Gel lan şuraya. Bu arada askerlerimiz eğitimlerini aldı mı şöyle bakalım. Kıdemli seviyesinde askerlerimiz varken eğitilmiş. Sovyetleri püskürttüklerini söylüyor ordumuz az önce arkadaşlar. Az önce onu söylediler. Teşekkürler kardeşim, teşekkürler. Yalnız sıkıntı büyük. Kafkasya taraflarında açıldıkça arkadaşlar sıkıntımız bayağı büyüyecek. O yüzden Kazakistan taraflarında topraklarımızı biraz daha bitmemiz lazım. Yani kısaca Asya taraflarında. Hadi abi kazanırsınız siz buraları. Ben size hatta şöyle bir emir vereyim. Arkadaşlar askerleriniz ne kadar az olursa olsun, elinde sonuçta savaşları kazanırsınız. Yani yeter ki inanın kardeşim, yeter ki. Evet, güzel bir söz söyledikten sonra. Evet, muttakiyet diye bir şey geldi gördüğünüz üzere. Muttakiyet neymiş? Ulusal ruh kazanır. Günlük taraflar için günlük savaş desteği. Sultanın yönetimi mutlaktır. Osmanlı kendine bir kez işten ayırdı. Tarihin daha kendini tekrar etmesine asla izin vermemeli. Osmanlı'yı mutlak kılalım o zaman abi. Muttakiyet yapalım abi. Değil mi? Bence saçma değil. Güzel bir fikir arkadaşlar. Evet, Osmanlı'yı güzel bir şekilde ihya edeceğiz. Yalnız şurada bayağı tanklar koymuş abi buraya. Adam tank koymuş ya. Sovyetler Birliği Bulgaristan'da savaşını etti. Güzel. Bak Bulgaristan, oradan adamın geçmesine izin verirsen eğer seni döverim ha. Lejyoner Roman yardım eder inşallah ya. Bulgaristan, bak Bulgaristan yüzünden savaşı kaybetmek istemiyorum. Tamam, güzel ilerlemeye devam. Bir kısım askerimi o zaman oraya yıldıracağız. Başka bir sebep olmuyor çünkü. 90 oğlum sizin burada askeriniz yok. Arkadaşlar ağır tanklarını sınırına koymuş. Yani Sovyetlere de 88 mi manpower'la saldıran koca yürek tankım bile yok arkadaşlar. Yani şurada toplamda kaç tankım vardı? Şöyle bakalım. Bak burada tank yok. Burada tank Emredersiniz. var mı? Tank burada da yok. Gördüğünüz üzere tankımız yok arkadaşlar. Yok. Bulgaristan tarafında ne oluyor? Tamam, Bulgaristan bastırıyor arkadaşlar orayı. Yalnız burayı bayağı savunuyor ya. Burası ne durumda? 98.
Abi sen Afgan askerisin sen olsan. Afganların önünü kessek mi ya? Şöyle Afgan'ın önünü keselim abi. Manpower'ı toplamayı başardık bu arada. Azerbaycan tarafını kurtardık arkadaşlar. Bakü alırsak bitiyor zaten orada. Ama Azerbaycan'ın önünü keseceğim. 158 ile 271 arası ordusu olduğunu söylüyor. Ordu habire ordu basıyor ya. Manpower da azalıyor ama. Fark ettim bunu ha. Hadi bakayım. Hazır. Emirleriniz. Sen şöyle ilerle. Hatta var ya. Şöyle önünü kese kese git abi. Sen ne yapıyorsun? Toparlanın. Tamam sen de buraya destek çık. Güzel güzel hemen oraları Afganistan'ın bu arada ya yardım ediyoruz. Topraklarını mı alıyoruz? Hiçbir fikrim belli değil ama. Evet arkadaşlar 137 bin manpower'ımız oldu. Çok hızlı yükseliyoruz. Hadi bakalım. Bu Sovyetler tarafı buradan hiçbir asker koymamış farkındaysanız. Bu adamın şeyleri ne oldu ya? Senin Wasp Moçin Sovyet. Tamam güzel güzel. Ya bizim 45 tane birliğimiz var ya. Utan kendine utan. Evet uçaklarımız zaten var. Uçağa da gerek yok. Cumhuriyetçiliğe gel. Abi Cumhuriyetçiliği boş ver. Ne Cumhuriyeti kardeşim? Osmanlı İmparatorluğu var. İmparatorluk varken Cumhuriyet vasfına gerek var mı aslında? Arkadaşlar. Uzun Alman hükmünde ülkemiz yolunu belirli Osmanlı İmparatorluğu politikasını karışmaya çalıştı. Son zamanlarda Türk politik geleneklerine saygı göstermeden faşist programını zorlamaya başladığını... Lan bizi faşist yapmaya mı çalışıyorsun sen? Arkadaşlar Nazi Almanya'sı bizimle faşist yapmaya çalışıyormuş. Politiğimize karışmaya çalışıyormuş. Zaten oradaki Event'i gelip okursanız görürsünüz. Yani kardeşim sen yanlış kişiye bulaşırsın haberin olsun. Harekete hazırım. Şöyle gir. Püskürtüyoruz komutanım. Abi şurayı püskürtemiyorsun sanırsam. Püskürtüyoruz komutanım. Bak ne püskürtmesi. Evet adamlar sınırı askerler dizi arkadaşlar. Şu an bu ordumuz zor sıkıntıda. Nazi Nazi şuraları al. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de kesinlik olarak ama kesinlik olarak abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sovyet Savaşı'mızı başlattık. Şurayı aldıktan sonra rahatlayacağım. Evet orayı da aldık arkadaşlar. Rahatladım gördüğünüz üzere. Şimdi bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere dedim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde çok fazla farklı şeyler yapmaya çalışacağım. Serimiz çok güzel ilerliyor. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde bu seride bitireceğim. Bundan sonra Milliyetçi Türkiye serisine başlarız büyük ihtimalle. Battle Boss Pro DLC'si ile birlikte. Sovyetler Birliği buraya asker dizi mesela benim için gerçekten güzel olurdu. Benim için güzel bir umut kapısı olabilirdi ama maalesef asker dizi arkadaşlar. Ama Asya taraflarında bayağı güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Bir sonraki aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle olarak unutmayın arkadaşlar. Bay bay.